Bu pehlivan sergisi olaraktan gördüm burayı. Tamamıyla pehlivanların gelmiş geçmiş resimleri burada. Çok güzel bir duygu. Biz güreşe gönül veren insanlarız. Güreşi çok seven bir kişiler olaraktan çok beğendim burayı. Şimdi güreş, ben tabii bir pehlivan diyarı, orduluyum. Zaten Karadeniz bölgesinde Tokat, Ordu, Samsun, Çorum, Amasya gibi vilayetlerde güreş düzenleniyor, bu Ataşuburu güreşini. Marmara bölgesinde de bu Azapazarı, işte İzmit, Karamürsel, Tekirdağ, bu Edirne bölgeleri Ataşuburu güreşi yine önem veren bir bölge. Tabii biz de bu güreşlere destek veriyoruz. Güreşi seviyoruz. Güreş ağlı arkadaşlarımızla beraber bir araya geldik. Ben tüm güreşi destekleyen spor camiasına, bu Ataspor camiasına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ataspor'un her zaman yanındayız ve sevgili güreş ağıma başarılar diliyorum. Kırkpınar güreş ağasına. O da bizi yalnız bırakmıyor hiçbir yerde. Ben iyi yayınlar diliyorum. Tüm misafirlerimize, Kırkpınar ağamız Selim Bey'e hoş geldin diyoruz. Böyle bir organizede, böyle bir toplulukta, güzel bir toplulukta yanımızda olması bize de daha da güç veriyor. Ataspor'umuza yaptığı yardımlardan dolayı. Bu arada tek Rumeli televizyonuna da böyle bir olanağı bize sağladığı için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tarihler boyu Edirne'de bu esen rüzgarlara Hüseyin Şahinler, sayın şu andaki 3 sene üst üste ağamız olan Selim Bey'in katkılarıyla çok mutlu anlar yaşıyoruz. Biz eski sporcular olarak onların bu yaptığı katkılardan dolayı onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Osman Bey biraz önce bahsettiği konu, Hüseyin Şahin'in unutulmaması için ben bu meydanlara dayım diye bir sözden bahsetti. Hüseyin Şahin'i hiçbir tarih unutmaz. Hele bizler yaşadığımız müddetçe hiç unutamayız. Tüm güreş camiası ve güreşçiler üzerinde yaptığı katkılar, gerek Hüseyin Şahin'in gerek daha başka ağalarımızın ve 3 senedir de üst üste ağlı 4. seneye giden Selim Bey'in de katkılarını unutamayız. Güreşlerimizin daha iyi organize olup gerek Süleyman Bey'in biraz önce bahsedilen gibi baş pehlivanların saat 10 civarında yapılan sözleşmelerine eklenerek saat 10'da güreş meydanında bulunup bu resmi törenlerde bulunmasını organizatör arkadaşımızdan rica ediyoruz. Sözleşmelerine de bunu birleştirirseler tabii ki baş pehlivanların saat 10'da orada olmaları tüm seyircileri daha mutlu edecek ve güreşimiz daha da yaygınlaşacak. Daha da güzel şeylere sebebiyet verecek. Yani güzel şenliklere sebebiyet verecek. Eğer ki buralardan bir nam, ün kazanılıyorsa bu arkadaşlarımızın da buralarda bulunması onlar açısından da iyi olacak, seyirci açısından da iyi olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde gidilirse daha büyük organizeler, daha güzel güreşler olacağına inanıyorum. Teşrifleriyle bizi onurlandıran
Rumeli Tek TV programı yapan arkadaşlarımızı ve buraya iştirak eden ağalarımızı, pehlivanlarımızı, baş ağamızı teşriflerinden dolayı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de belki örnek olacak olan bu Pehlivanlar Kıraathanesi'nde zaman zaman biz de eski bürokrat, eski bir siyasetçi olarak bu arkadaşlarımın mücadelesini yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele veren bu arkadaşlarımızın mücadelesini başta Süleyman Kaplan, Şükrü Kayabaş, Ahmet Yeniç ve diğerleri o hepsini yürekten kutluyorum. Bu güreşe katkılarından dolayı Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Bu gerçekten 4x4 bayrak yarışı. Hem emeğini koyan, hem beynini koyan, hem sermayesini koyan bu arkadaşlarımızı tekrar tekrar yürekten kutluyorum. Güreşimizin devamı için zaman zaman buradaki sohbetlere iştirak ediyoruz. Büyüklerimiz buraya iştirak ediyorlar. Kaymakamı, Emniyet Müdürü, Bakanı. İnanın bu belki de İstanbul'da burası bir ilk, Türkiye'de bir ilk. Burada her türlü geleceğe dönük zaman zaman hasbihallere ben de iştirak ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Sizler de bu güreşe ne kadar değer verdiğinizi bu akşam buraya intisap etmekle göstermiş oldunuz. İnşallah güreşimiz önümüzdeki günlerde daha da ileri gidecektir. Bu arkadaşların sayesinde olacaktır bunlar. Teşriflerinizden dolayı tekrar en kalbi duygularına sağ olun diyorum, var olun diyorum. Ben daha çok genç olarak size bugünkü tabloyu sunmak istiyorum. Bütün oturanlar hemen hemen benim amcam, babam yaşlarında olduğu için masanın etrafında hepiniz yıllardır güreşi takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Fakat şimdi gördüğümüz kadarıyla toplumsal olarak yeni gençliğin eski sporlarımızdan, atasporumuz olan güreşten, yağlı güreşten, güreşten ve halter olsun, atasporlarımızdan koptuğunu görüyoruz. Daha çok içine kapanık ve toplumsal olaylardan uzaklaştığını, internet gibi ortamlarda, sosyal paylaşım sitelerinde zaman geçirdiğini görüyoruz. Az önce bahsedilen el verme olayına değinmek istiyorum burada. Herkes eskiden birbirine el verirdi, birbirine öğretirdi. Şimdi ben Sayın Başcazgırımızdan özellikle rica ediyorum. Kendisinin engin bilgilerini, engin tecrübelerini genç arkadaşlarıyla paylaşmasını ve bizlere düşen görev ise sizler kanalıyla ve gerek yerel gerek genel televizyon kanalları, internet siteleriyle atasporumuzun tekrar ön plana çıkartılmasını, genç arkadaşlarımızın teşvik edilmesini ve toplum olarak bu bilincin tekrar oluşturulması için mücadele etmemizi istiyorum. Bunun için üzerimize düşen görevimiz neyse onu yapmaya biz hazırız. Ama birlik olalım, beraberlik olalım. Tekrar ayağınıza sağlık, hoş geldiniz diyorum. Ben Ahmet Yenici. Eski başpehlivanlardan, baba eskili Ahmet Yenici. Güreşe dair programını sunan Sayın Mehmet Çelik kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiler ve şu mekanı halkımıza gösterdiler, gösterecekler. Burası pehlivanların durak yeri oldu. Eskiden Topkapı'da vardı böyle bir yer. Şimdi oralarda kalmadı, bir tek burası oldu. Ve aynı zamanda burası bir organize bürosu. Kıraathanemiz, bütün pehlivanlar aşağı yukarı devamlı buraya gelirler ve bilgileri buradan alırlar. Şimdi benim değinmek istediğim bir nokta var. Evvel biz Kırkpınar'a gittiğimizde hepimiz kendimize yeni elbise ısmarlar, yeni elbiseleri giyer, Kırkpınar'a bir bayram gibi, bir düğüne, bir toplantıya gider gibi kendimizi hazırlar, kravatımızı, takım elbisemizi giyer ve merasime de katılırdık. O sene, yani bir önceki sene baş pehlivan olan kardeşimiz, arkadaşımız bayrağı taşır, Atatürk'e çelenk konur ve oradan da Adalı Halil'in mezarını, Kara Emin'in mezarını ziyarete giderdik. Şimdi bu senelerde bunları ben pek göremiyorum ve üzülüyorum.
Ben bunların böyle olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Ve benim söylemek istediğim aşağı yukarı bu kadar. Diğer arkadaşlarımız çok şeylere değindiler. Benim de değinmek istediğim nokta burası. Teşekkür ediyorum. Tekrumeli'ye tekrar teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Benim babam eski baş pehlivan, baba eskili Mustafa Pehlivan, 1948 Kırkpınar baş pehlivanı ve Emin abim var, benim büyüğüm. O da Kırkpınar'da başta güreşti. Güreştiği senenin akabinde de Almanya'ya gitti. Almanya'da da Minder'de çok güzel güreşler yaptı ve başarılı sonuçlar aldı, şampiyonluklar yaşadı. Ben İskender Duriç, baba eski büyük mandıra güreş ağasıyım. Aynı zamanda da İstanbul İlgiler Meclisi üyesiyim. Sayın Mehmet Çelik'in nezdinde Tekrumeli TV'ye hoş geldiniz diyorum. Sayın Kırkpınar ağamıza da, tüm yöresel ağalar adına da saygılarımızı sunuyoruz. 3 yıldır da kendileri bu görevi başarıyla götürüyorlar. Allah'ın izniyle 4. seneye de bize sıra vermezse tekrar aday olacağım. Şimdi güreşe felsefi yönden bakmak istiyorum ben biraz. Genç kardeşimizin ifadesinde vermek istediğimiz mesajın en azından bir arkadaşımız, kardeşimiz tarafından ifade edilmesi bizim hoşumuza gitti. 650 yıl, dile kolay, büyük bir tarih, derin bir tarih. Bu tarihin içinde bir nebze olsun yer alabilmenin şansına erişmiş insanlarız. Nice daha 650 yıllara diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlıkları olsun, sporcuları olsun, sporla ilgili diğer bürokrasisi olsun, meseleye ne kadar yakın, meseleye ne kadar ilgili ve meseleyi ne kadar destekliyor sosyal ve ekonomik manada. Yöresel ağlar kendi çaplarında bütçeleri nispetinde bu hadiseyi ileriye doğru götürmek için özverili bulunuyorlar. Sayın abimizin dediği gibi Süleymancı'nın, burası bir dergah, burası bir fotoğraf müzesi. Bakınca insanın tüyleri diken diken oluyor. Nice insanlar gelmiş geçmiş. Ne kadarından haberimiz var, ne kadarını tanıyoruz. Enteresan. 650 yıl ve hiçbir maddi çıkarı olmayan bir spor dalı. Sadece vermekle yaşayabilen bir spor dalı. Futbol farklı farklı yönlerden gelir elde ediyor. Voleybol farklı farklı yönlerden sponsor edilebiliyor, desteklenebiliyor. Yağlı güreşte sadece emek...